Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle fırında sütlaç yapımını paylaşacağım. Bunun için malzemelerimiz yarım bardak pirincimiz, 2 su bardağı pirincimizi haşlamak için suyumuz, 1 litre sütümüz, 1 su bardağı toz şeker, 3 tatlı kaşığı nişasta, 1 yumurtamızın sarısı ve 1 paket vanilyamız var. Şimdi yapımına başlayalım. İlk olarak pirincimizi haşlayarak işe başlıyoruz. Önce sularımızı tenceremize alalım. Ve yarım bardaklık pirincimizi suyumuza boşaltalım. Ocağımızın altını açalım. Kısık ateşte pirinçlerimiz iyice pişene kadar pirincimizi pişirelim. Kısık ateşte pişmeye devam ediyor. Suyunu tamamen çekinceye kadar iyice pişecek. Hiç su kalmayıncaya kadar pişmesine devam edecek. Pirincimiz iyice haşlandı. Gördüğünüz gibi hiç suyu kalmadı. Şimdi bunu kenarda biraz dinlenmesi ve pirinçlerimizin şişmesi için bir kenara alıyoruz. Ve diğer tenceremizi ocağa alıp şimdi sütü karışımımızı hazırlıyoruz. Şimdi 1 litre sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. Altını açalım. Ve 1 bardak da şekerimizi içine katarak sütümüz kaynayana kadar karıştıracağız. Kaynamaya başladığında diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Şekerimiz iyice eridi. Sütümüz de kaynamaya başladı. Altını kısıp 5 dakika sütümüz ve şekerimizin iyice kaynamasını bekliyoruz. Sütümüz ve şekerimiz kaynarken biz 1 bardağa yakın sütümüz. Bu 1 litreden ayırmıştım ben bunu. Ekstra bir süt değil. 3 kaşık nişastamız ilave ediyoruz içine. Ve 1 adet yumurta sarımızı da katıp iyice çırpıyoruz. Hiç topak kalmayacak şekilde ve yumurtamız hiç sarı kalmayacak şekilde güzelce çırpalım ki içinde pişmesin. Nişasta, yumurta sarısı ve sütle olan karışımımızı çok güzel bir şekilde çırptık. Pürüzsüz bir şekilde oldu. Şimdi 1-2 kaşık sütümden alarak hafif ılıtacağım. Yumurta pişmesin diye. Daha sonra da çok hızlı bir şekilde çırparak sütüme yedireceğim. Karışımınızı yavaş katıyorsunuz. Sürekli karıştırıyorsunuz. Ocağın altı kısıktı. Çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle bir kıvam oldu. Şimdi içine pirincimi ilave edeceğim. Bir iki taşım bir kaynasın çünkü soğuk kattığımız için. Şimdi haşlamış olduğum pirincimi de içine ilave ediyorum. Bunu da
birlikte de güzelce karıştıracağım. Evet, karışımımız gördüğünüz gibi şöyle akışkan bir kıvamda. Fırınımız da bu arada 250 derecede en üstte ısındı. Şimdi kaplarımıza boşaltacağım artık sütlaçımızı. Şimdi ocağımızın altını kapatıp bir pakette vanilyamızı ilave ettik. Şimdi bununla da bir karıştırıyoruz. Şimdi fırın kaplarımıza doldurmaya başlıyoruz sütlaçımızı. Şöyle karıştırarak koyun ki eşit oranda gelsin. Fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Bütün hepsini şimdi kaplarımıza boşaltacağım. Şimdi fırın kaplarımıza hepsini eşit oranda yerleştirdik. Ve kaplarımızın yarısını geçecek şekilde, yarısına gelecek şekilde sıcak su ilave ediyorum ki sütlaçlarımız soğumasın. Fırınımız da zaten ısınmıştı. Fırınımızın en üst rafına gelecek şekilde tepsimizi yerleştiriyoruz. Sütlaçlarımız fırından çıktı. Üstleri de çok güzel kızardı. Şimdi biraz soğuması için dinlenmeye bırakıyoruz. Fırın sütlaçlarımız dinlendi. İsteğinize bağlı üstüne fındıkla servis edebilirsiniz. Veya başka bir şeyle de, o fıstık da olabilir, Antep fıstığı da olabilir. Kıvamı koyu gelirse eğer siz bir bardak daha süt ilave edebilirsiniz. Tercihinize bağlı. Gördüğünüz gibi harika, üstleri de kısardı. İster ılık, ister buzdolabında iyice soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.